Şimdi demomuza geçebiliriz. Yani genel seviyede neler olduğunu göstermeye çalıştım. Bir demo üzerinden bunları yapmaya çalışalım. Şimdi demomuza geçmeden önce küçük bir şekilde bu proje süreçleriyle ilgili kısımda bir anlatayım. Genelde biz model based design'den bahsettik ama V modelden bahsetmedik. Genelde biz model based design'le bu V model proje akış süreci aslında beraber bahsederiz. Ben bir direkt birazcık bu tarafa koydum. Normalde biz aslında bir projeyi yaparken daha önce de aslında sözde bahsettiğim gibi öncelikle sistem seviyesinde tanımlamalar yapmak için bir sistem dokümanlarının Simulink ortama aktarılması için bir Karma Toolbox'la beraber gereksinimleri sistemlerimize bağlayabiliyoruz. Sonrasında bu gereksinimlere göre işte sistem modelimizi kurduk, sistem mimarimizi yaptık. Mimar deneyimlere nereye bağlanması gerektiğini arayüzlerimizi tanımladık, interfaceleri tanımladık. Bunu tanımladıktan sonra buradaki sistemlerimizde daha high level analizler yapmak için işte stereotipler tanımladık, ağırlıklar, maliyetler, ne bileyim watt elektrik özellikleri veya mesela buradaki örneğimizde şu olacak bir robotun aslında kullanım ömrüyle ilgili ya da işte bakım süreciyle ilgili bir kriter belirleyeceğiz. İşte ne kadarlık sürede bir bakım yapmak gerekiyor veya işte 2 yılda bir bakım yapmak için yeterli komponentlerimiz bu özelliği sağlıyor mu gibi bir analiz yapabiliyoruz ve bu analize göre sonuçlarımızı etkileyecek tasarımları güncelleyebiliyoruz. Sonrasında ise artık mimari hazır. Ben bu mimariyi Simulink modellerini tasarlayıp mimariye bağlayıp içeride bu algoritmaları, sistem modellerini, kontrolcülerini tasarlayıp simülasyonlarımı gerçekleştirip ürünüme doğru gidiyor oluyorum. Bu aşağıya indiğimde artık benim sistem seviyesindeki en detaylı modelim olmuş oluyor. Sonrasında tek tek buradaki subsistemlerimi birleştirip test yapıyorum. Daha üst seviyede test yapıyorum. Daha da üst seviyeye çıktığımda en üst seviyede sistemde testler yapıp bu tüm entegrasyon testlerini doğruladıktan sonra artık ben işte ürünüme bir kod üretip karta geçebilirim. Veya bu süreçlerde kod üretme süreçlerini test edip artık üretilen kodun test edildiğini söyleyip son ürünümü de artık işte müşteriye verebilirim diyebiliriz. Bugünkü örneğin de aslında burada bahsettiğim 4 adımda şu kırmızı alandaki kısımlarda neler yapılıyor bunları göstermek. Dediğim gibi bu test süreçlerini bugünkü seminerimizde bahsetmeyeceğiz. En son modelimize geldiğimizde bugünkü seminerimiz aslında bitmiş olacak. Bugünkü ilgilendiğimiz örneğimiz aslında bir mobil robotun örnek bir mobil robotu nasıl geliştirileceği ve bunu geliştirdiğimiz sistem Composer akışı nasıl kurulacak bunu göstermek. En nihayetinde burada gördüğümüz gibi bir sistem seviyesinde bir logical mimari olacak. Burada bakın bazı işte komponentlerime sinir modelleri bağlanmış ve ben buraya run ettiğim zaman sağda gördüğüm gibi bir mobil robotun hareketini, davranışlarını gözlemleyip bunlarla ilgili test yapmaya hazır hale gelmiş olacağım. İsterseniz şimdi MATLAB'a geçelim. Şurada ben size MATLAB'ı alayım. MATLAB'da artık sırasıyla bu işleri yapmaya başlayayım. Öncelikle bu örneğin yeni bir projem var. Bu proje dosyaları hem veri gelmişken simülasyon projekten de biraz bahsetmiş olayım. Nokta PRG uzantılı bir proje yaptım. Buna çift tıkladığım zaman örneğin projesi açıldı. Projem açıldığına bakın buradaki bir proje ekranım geldi. Ben artık bu proje ekranından proje alakalı tüm modellerin dokümanlarını kontrol edebilirim. Burada projeler yüzünden geldiğimde şu proje ilgili fazlaları yaptığım kısımlar gözüküyor. İstersen şu source kontrol kısmından git eskiden gibi source kontrol metotlarını ekleyebilirim ama şu anki örneğimizle alakası yok. İstersen buraya bir kısa yollar ekleyip böyle bir panel tasarlayabilirim. Ki ben de şimdi zaten şuradaki birinci adımımda başlayacağım. Şimdi birinci adımıma geldiğimde işte bu mobil robotu yapmak için öncelikle benim müşterimden gelen gereksinim dokümanlarına göre sistem mimarilerimi oluşturmam gerekiyor. Şimdi bu örneğin ilk adımımda farklı seviyeler test yapmak için 3 farklı sistem mimarisi yapılmış. Bir tanesi functional dediğim direkt olarak müşterinin talepleri doğrultusunda bir daha high level bir fonksiyonel mimarinin nasıl davranması gerektiğini anlatan bir modelim var. Logical architecture modeli sistemin direkt olarak çalışması için gerekli bu işte simülasyon modellerin olduğu daha algoritmik matematiksel modellerin olduğu kısım oluyor. Physical architecture tarafı da yapacak olduğum ürünün tüm donanımları ile ilgili nasıl bir ilişki var? İşte işlemci, ne bileyim kartlar, mekanik aksamlar ile ilgili tüm bilgilerin olduğu analizleri de Physical Architecture modelinde yapıyor olacağım. Şimdi şu kod parçacı çalıştığında benim workspace'ime tabii bunu yapmak için şu klasöre girmedim. Tekrardan unsection diyelim. Şimdi buradan gördü benim ailede yapılmış mimarilerim ve bunları workspace'e kaydetti. Bu arada sıfırdan yapmak için şöyle yapabilirim. Bir mimar açmak için. Simulink'e tıklarım. Şurada işte örnek veriyorum. Composer yazalım. Yani toolbox çok yüklü. Şuradan mesela bir architecture modeli aç diyelim.
Bana şuradaki ilgili bir bakın architecture modeli açtı. İşte buraya bir isim veririm. İstersen herhangi bir boş kısmına şöyle seçeneklerle bakın direkt komponent geliyor zaten komponent derim. İşte ne bileyim plant modellerim. Sonra giderim bir tane daha seçerim. İşte buna mesela işte kontrol derim. Bunlar arasında bir çıkılmak için bakın yüzeyine gelince bana port gösteriyor. Buradan bir port seçip buraya veririm. İşte bu output port, buranın input portu. İşte buradan tekrar buraya feedback veririm vesaire vesaire. Ben bu tarz sistem mimarini kurmam mümkün. Ama biz şu anda bir örnek için yapılmış 3 farklı sistem mimarisini inceliyor olacağız. Birazcık daha kabiliyetleri görmek adına. Bunun dışında tabii bu mimariler var. Bir de mimarilerle ilgili benim ilgili gereksinim dokümanlarımı da yüklemem gerekiyor. Burada yine 3 farklı mimari için 3 farklı seviyede gereksinim dokümanları hazırlanmış. İşte burada hem müşterinin verdiği hem sistem seviyesinde hem de sub sistem seviyesindeki gereksinimler tanımlanmış. Şimdi biz şuradan bu kısımdaki gereksinimlerimizi de yükleyelim. Bakın hatta workspace'leri karnı set yüklendi şeklinde gösterdik. Ve şimdi ben öncelikle yüklenmiş olan bu gereksinim dokümanlarımı requirements editor ile birlikte inceleyebilirim. Bunu açmak için de bakın şuradaki cdr.editor'u tıkladım veya app'ler kısmından requirement editor'ı de buradan açıp olup tıklayabilirim. Şimdi buraya geldiğinde bakın benim yüklediğim 3 tane gereksinimi burada gördüm. İşte siz buradan mesela şu sonuçta tıklayıp yeni bir gereksinim seti yap diyebiliyorsunuz. İşte buna bir isim veriyorsunuz. Simulink'in gereksinim setlerinin ismi genelde .slrx şeklinde oluyor. İşte ben buraya test 1 dedim. Böyle custom bir requirement gereksinim seti yap dedim mesela. İşte burada bana gereksinim setinin petini, kimin yaptığını, hangi tarihte yaptığını, hangi aşamada yaptığını gidip görebiliyorsunuz. Sonrasında buna bir gereksinim eklemek istiyorsan bakın şurada artık üzerine tıkladığında mesela gereksinim ekle diyor. Buraya bir gereksinim ekliyor. Eklediğim gereksinimin tipini seçebiliyorum. Fonksiyonel mi, bilgisayar mı işte. Örneğin bizimki birazcık daha fonksiyonel çünkü daha yazılım tabanlı işler yapıyoruz. İşte buraya bir ne bileyim ID veririm. Bu sistem task olsun. İşte buraya bir özet bir veri bir şey yazarım. Buraya daha uzun detaylı açıklama yazarım. Veya yani buraya resim eklerim çünkü okuyan kişinin anlama geldiğini anlasın diye. Veya ben buradaki gereksinimi bir modele bağladıysam nereye ilişkili olduğunu şu linkler kısmından görün ki şu an daha bir yere ilişkilendirmedik. Ya da mesela buraya bir gereksinim daha eklerim. Bunun üzerine sürüklerim. Bir alt seviyede bir hiyerarşi yaparım. Mesela bu diğer gereksinim aslında üst seviyedeki gereksinim alt ID'li farklı gereksinimleridir. Bu şekilde de bir mimari yapabilirim. Ama mesela biz tabii bunun nasıl yapıldığını gösterdim. Biz aslında burada yapılmış olanlara devam edeceğiz. Tabii bu arada şimdi söylemiş olayım. Bu Simulink ortamında yapma. Bir de import dediğiniz zaman. Bakın burada import dediğinizde bir doküman tipi seçmeni söylüyor. Buraya geldiğinizde işte Word, Excel, renk IIS ya da Doors tarafından yapılmış gereksinimleri de içeriye aktarabiliyorsunuz. İlla burada yapmanıza şart değil açıkçası. Biz şimdi sırayla bu gereksinimleri inceleyelim bakalım. Gereksinim dokümanları nasılmış, ne anlam ifade ediyormuş. Bunlara bakalım. Öncelikle bu müşteriden gelen gereksinim dokümanlarımıza bakalım. Müşteri bize aslında 5 başlıkta örnek veriyorum. Gereksinim tanımlamış. Demiştim önce birinci de Endurance yani aracın dayanıklılığı veya operasyon süresiyle ilgili bir bilgi verdi. Demiş ki ben robotun günde 20 saat çalışmasını istiyorum. Sonra robotun 500 kilogramlık yük taşımasını istiyorum. İşte operating hızının 1 bölüm metre bölü saniye olmasını istiyorum. Sonra otonomluk tarafından bazı sektör olmuş ve bunu alt 3 sekmeye bölmüş. Demiş ki işte belli toleranslarla hareket etsin, işte oturan bir şekilde şarj etsin kendini, engeller çarpmaktan kaçınsın. Ya da buradaki robotun bakımı veya işte devamlılığı konusunda işte 2 yılda bir tamir süresi olsun, 6 yılda bir tata alma olsun gibi özelliklerini müşteri bunları isteyerek size bir gereksinim olarak bunları tanımlamış. Ve biz bunu yaparken bakın alt tarafta implemented by geldiğimizde bu gereksinimlerin işte hangi komponentlere bağlandığını ve hangi komponentlerle hangi diğer gereksinimlerle ilişki olduğunu orada takip edebiliyorum. İşte implemented demek işte check safety komponentine ben bunu bağlamışım demek. Birazdan bunlara bakacağız. Ya da related demek bunun başka bir gereksinimle ilişki olduğunu söylüyor. Bu da mesela nereden geliyor? Hemen ona bakalım. Şimdi mesela müşteri bunları önerdi. Daha sonra bizim sistem mühendisimiz bu gereksinimleri alıyor. Diyor ki tamam evet müşteri çok üst seviyede genel bilgiler vermiş. Biz bunları birazcık daha detaylandıralım. Mesela bakın Endurance tarafına gelmiş. Demiş ki benim robotumun günlük insan çalışması için sistem seviyesinde benim aslında buradaki bataryamın kapasitesini ve şarj süresini tanımlamam gerekiyor.
İşte kapasitenin 10 saati karşılaması gerektiği ve işte şarj süresinin günde 2 saat olması gerektiğini söylemiş maksimum. Ve işte yükleyebilirlerken aslında birazcık daha o genel daha üst seviyedeki şeyleri daha o az seviyelere gelerek detaylandırmış. Ve bunlarla ilgili bilgiler tamamlamış. Bu gereksinimler de yapıldıktan sonra ki bakın işte benim buradaki işte mesela Rükanlı 8'in şurada mesela tıkladığımda mesela stakeholder altınla ilişkili diyor. Tıklıyorum mesela bakın stakeholder altın aslında benim buradaki Rükanlı 8'in ilişkili. Çünkü burayı collision aslında benim buradaki işte collision'lı olan bir üst seviyedeki Rükanlı'yla aynı şey ifade ediyor. Yani onu sağlamda seçip bu alttaki gereksinimini de sağlaması gerektiğini bilmem gerekiyor. Bu takibini de buradan yapabiliyorum. Daha sonrasında ise artık subsistem seviyesine geldiğimde bu artık sistemin modelleyici algoritma geliştiren kişinin tek tek aslında bakması gereken kısımlar. Mesela benim bataryam artık daha nümerik, daha matematiksel anlamlarda ifade etmem gerekiyor. İşte örneğin diyorum ki artık batarya kapasitem 10 saat dayanmalı değil de bataryanın 2,5 kWh saatlik kapasiteye sahip bir batarya olması gerekti. Yani bunun aslında mühendislik hesapları yapılmış, kontrol edilmiş, demiş ki böyle bir batarya olursa bu sistem çalışır. Veya işte 2 saat çalışması için minimum 3 amper saatlik, 3 amperlik bir düzenli sabit bir akımla şarj edilmesi gerekiyor. Dediğim gibi aslında birazcık daha matematiksel işlemlerle sistemi modellemek veya tasarlamaya başlarken direkt nümerik matematiksel işlemlerle limitler, gereksinimler tanımlanmış burada. Artık ben bu gereksinimlere göre logical architecture modelinde yani bu simli modellerin olduğu kısımlarda bunlara baka baka gerekli modellemeleri, gerekli algoritmaları geliştiriyor olacağım. Genel anlamdaki gereksinim tarafları da böyle. Sadece şu anda gereksinimlerimizi buraya aktarıp incelemiş olduk veya kendi listesi custom gereksinimler de ekleyebilirdik. Şimdi buraya kaydetme diyelim. Buralara baktık. Son bir notum var buraya ilgili. Şimdi siz bu gereksinimleri yüklediğiniz zaman şimdi normalde bu CLC clear all komutları vardır. Workspace'deki veya buradaki komutun önündeki her şeyi temizler. Bu clear all gibi temizlik komutlarını yazdığınızda arka planda çalışan açık gereksinim dokümanları kapatmaz. Bazen sürekli bir gereksinim dokümanını birden fazla modele bağlamışsınızdır, kapatmanız gerekiyordur. Arka planda bunu görmezseniz bunları kapatıp temizlemek için slr.clear komutunu kullanmanız gerekebilir. Aklınıza bulunsun. Böyle bir hata aldığınızda bu komutla aslında temizleyip sonra tekrar açmanız gerekiyor olabilir. O yüzden bunu da belirttim. Artık ben bununla birlikte bu arada 3 farklı mimari modeli var. Bunlar oluşturulmuş ve 3 farklı mimari modeli için gerekli sistem gereksinim dokümanlarını içeriye tanımladım ve bu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi step 2'ye geçelim. Şimdi step 2'ye geldiğimde öncelikle bu tanımlanmış 3 farklı mimariyi bir sırasıyla inceleyelim. Öncelikle bu robotun fonksiyonel mimarisine bakın. Fonksiyonel mimari aslında robotun fonksiyonel olarak çalışması için gerekli workflow'u ya da işte diyagramları gösteriyor aslında. Çok fazla matematiksel değil de işte kullanacağım bilgi gelsin. Kullanacağım bilgi geldi plan işte pet planlansın. Oradan o pete göre bir kontrolcü burayı takip etsin. Oradan motoru sürsün. Motor sürücü üzerinden sürülsün vesaire gibi. Böyle daha en üst seviyede ilişkiler tanımlanmış. Ben mesela şimdi buradaki fonksiyonel architecture için ilgili gereksinimleri görmek istiyorum. Bunları görmek için app kısmına geldiğimde bakın şurada app'lerde requirement toolbox'ı büyüklüyse requirements manager'ı açabiliyorsunuz. Bakın ben bunu açtığımda buradaki modelimi bu müşteriden gelen gereksinimlerin yanında en üst seviyedeki gereksinimlerin bağlandığını görüyorum. İşte her bir gereksinime tıkladığımda İşte hangi modelle bakın ilişkilendirildiğini bana işaretliyor. Ya da işte burada hangi komponente şöyle tıkladığımda onunla alakalı hangi gereksinim olduğu bana iki taraflı bir şekilde işaretleyebiliyor. Öncelikle ben bu sayede iki taraflı bunların ilişkisini görebiliyorum. Sonra işte şu şekilde sürükte bıraklarla istediğim gereksinimi istediğim yani ilgili olan komponente bağlayabiliyorum. Bağladığım zaman da bana şu şekilde buradaki gereksinimin açıklamasını ekletebiliyor. İstersen bunu böyle açıp koyabilirim. Mesela bir gereksinim buradaki 3 tane komponente bağlanmış. İstersen bunu göstermedelim. Şuradaki bakın dokümana şöyle sağ tıklayıp şöyle yapalım. Bakın nelerin bağlandığını gösteriyor. Hide dersen bu gidiyor. Tekrardan tıklayıp show dersen bunu burada gösteriyor. Bu aslında şey yani buraya bakan kişinin hangi gereksinimle ilişkili olduğunu görmesini olanak sağlayan bir ortam olmuş oluyor aslında.
Bu dediğim gibi şöyle kapatalım. Zaten e-commerce manager'ı kapattığınızda tüm gereksinimlerin gittiğini görüyorsunuz, hiçbir şey göremiyorsunuz. Yani buradaki gereksinim işini görmek için e-commerce manager'ı her türlü açmanız gerekiyor. Şimdi modele gelelim. Şimdi gidelim bu sefer logical aktif şaşırın. Bu arada bu hatanın sebebi birden fazla hata değil de uyarının sebebi birden fazla aynısının bir modeli mi var? Bunlar çok şekilde bir uyarı yapmış. Önemli değil. Ben şimdi diğer modelini de açayım. Bakın bu logical mimari. Artık logical mimarinde bir öncekine göre daha artık direkt sistem modellerini tanımlanmış. Gerçekten bir işte trajectory butonu geldi. Buna göre benim follower'ım gerekli motorların hızlarını hesaplıyor. Bu hızlara göre kontrolcüye bir parametre veriyor. Kontrolcü buradan genel verilere göre robottaki işte motoru sürüyor. Tabi burada çevre şartları önemli. Buradan gelen kamera veri verilerini tekrardan follower'a verip follower'da generation'a veya gelen sensör verilerine göre tekrardan next step'leri söyleyip kontrolcüyle tekrardan bu döngüde robotu kullanıyor. Aslında genel sistem seviyesindeki tüm fonksiyonların algoritmik kontrollerin model bu. Bakın modellere savaşta gördüğünüz gibi sim modelleri bağlanmış. İşte örneğin mesela robotun body'sine bakın. Body modelin içerisine girdim. Bakın burada artık benim karşıma bir Simscape Multi Body modeli geldi. Burada mesela Simscape Multi Body kullanarak robotun katı modelleriyle birlikte işte tekerlekler, tekerleklerin bağlantıcı joystickleri, işte buradan mesela motorun sağlayacağı torklar. Buna göre tekerleklerle yer arasındaki kontak modeller tanımlanmış. İşte çevre kısmına geldiğimde burada bir engel ve yer tanımlanmış. Yine oradaki kontak modellerin devamı olan bağlantılar tanımlanmış. Motor kontrolün için yani burada P kontrolcü, basit bir P kontrolcü koyulmuş. Trajektörü falan ki geldiğimde aslında önemli kısımlardan biri bu. Burada sensörlerden gelen verilere göre işte bir pimp ile nasıl bir pet takip edileceğine, bu pete göre bir mesela MATLAB kodu yazılıp MATLAB kodu uygun pete uygun takip edilmesi için gerekli motor sağ ve sol motor hızlarını hesaplamış. Çünkü model tabak tasarım ortamında siz MATLAB'ı, Stateful'u farklı şeyleri aynı ortamda kullanabiliyorsunuz. Böyle böyle İşte bir referans waypoint verilip buranın devamı sağlanmış. Bununla birlikte devam edelim. Hani neler olduğuna bakalım. Bunu da tanımış olalım. Bir de benim modelimin donanımsal donanımları ilgilendiren bir mimarisi var. Bu da bana şunu söylüyor. Ben böyle bir mobil robot yaptığımda elimdeki tüm işte işlemcim, kontrolcüm, switch'im, kameram, sensörüm, yüküm, robotun kasası, güç komponentleri gibi her şeyi tanımlayıp işte bunlarla ilgili gerekli bakın stereotipleri tanımlayayım. Çünkü işte örnek veriyorum ya da işte şey burada güzel bir örnek. Örnek veriyorum benim güç aktarma sistemi 5 volt ve 12 volt şeklinde iki farklı DC sürmüş. Ben mesela buradaki konnektörlere özel power konnektörler daha doğrusu bunlarla alakalı stereotipler tanımlamışım. Bu stereotipleri mesela rengini kırmızı yapmışım. İşte birine 12 volt, birine 5 volt demişim. Yani ben kırmızıları gördüğüm zaman bunlar güç hatları. İşte maviyi gördüğüm zaman çizgili maviler bunlar işte data konnektörleri gibi konnektörleri tasarlayabiliyorum. Veya işte her bir donanım komponentine işte bir ikon koyuyorum. Mesela bakın mobil robot profilindeki sensör ikonu. Ona ayrı bir renk veriyorum. Böyle böyle aslında hayal olan baktığımda tüm sistemi anlatan bir donanım arayüzü tanımlamış oluyorum. Yine mesela bakın burada tekerlek tarafına geldiğimde az seviyede farklı iki farklı tekerlek bunlar da tanımlanmış. Tabii buradaki startupları tanımlamak için birazdan göstereyim nasıl tanımlandığını. Buradaki profil editörü kullanacağız. En azından böyle bir donanım yapısı nasıl yapıldığını görmüş olabilirim. Bu kanalı ben takip edeyim. Dediğim gibi gereksinim dokümanlarını bu şekilde takip edebiliyorduk. Bunun dışında bir de aslında buradaki önemli konu bu Allocated Architecture dediğimiz aslında farklı seviyedeki mimariler arasındaki ilişkileri biz tanımlayabiliyoruz. Bunu yapmak için istersen şurada sistem varsayken bakın burada Allocation Editor var. Buraya tıkladığım zaman da editör sayısı açılır. Ya da bu az önceki kum satırından Allocation Editor yazdığım zaman bana böyle bir Allocation Editor sayfası geliyor. Bunun amacı aslında dediğim gibi şu. Mesela benim robotumun fonksiyonel mimarisiyle yani en high level'daki bu müşteri istediği mimari ile robotumun logical yani bu simli modellerinin bulunduğu mimari arasındaki bir matrix üzerindeki ilişkiyi görebiliyor. Mesela iki taraflı allocate seçersen bana şunu söylüyor. İşte benim müşterinin talebine göre yaptığım bu en
üst seviyedeki fonksiyonel mimarideki plan PET komponentine karşılık ben aslında lojik mimaride sensör processing komponenti koymuş. Bu komponent aslında buradaki üst ve alt seviyedeki komponentlere karşılık geliyormuş. Yani onları sağlamak için ben bu komponenti koymuş. İşte drive etmek için robot body'ye karşılık bir robot body modellemiş. Ya da self position'ı hesaplamak için ben buraya bir trajectory generation blue komponenti koymuş gibi. Bu tarz işte allocator arasında, portal konektörler, komponentler arasında ya da şurada mesela physical'a gelelim. Physical'a geldiğim zaman fiziksel sistemdeki işte farklı modeller arasında aslında filtreler koyup farklı mimarlar arasındaki bu ilişkileri görmeme olanak sağlıyor. İşte logic ile bu sefer hardware arasındaki ilişki gibi gibi. Bu da size aslında hem raporlama anlamında hem de yaptığınız işteki bağlantıları anlama anlamında böyle farklı analizler sunmuş oluyor. Bu da işinize yarayabilir. Buradan rapor üretebilirsiniz. Bunu da göstermek istedim.